dün şuna şaşırdım ben. Şebnem Bursalı maşallah, Allah neşesini eksik etmesin, şen şakrak bir şekilde sanki nasıl diyeyim Monaco'yu fethetmiş de gelmiş gibi yani gruba gitmişti. Herkes de gülüyor, geliyor, insanlar tebrik ediyorlar, kutluyorlar falan. Ay be, dedim ya ne, herkes alan memnun, veren memnun dedim herhalde. AK Parti'de böyle bir hava var yani. Şebnem ne kadar güzel paylaştın o işte kızı ya. Ne? Ama şuna şaşırdım yine bu konuyla ilgili. Ya yani onu gördüm, o görüntü benim için gerçekten şoktu yani. En az paylaşıldığı o istekoz paylaşmak kadar ilginç bir görüntüydü. Şuna şaşırdım. Mustafa Varank'la Bilal Erdoğan WhatsApp'tan konuşuyorlar. Geyik çeviriyorlar anladığım kadarıyla aralarında. Now muhabiri de, kameramanı da bunu çekiyor. WhatsApp yazışmalarını çekiyor. Hatta işte Mustafa Varank istekoz koymuş, bilmem ne yapmış. Bunu çekiyor. Bu görüntüyü ve de yakalandı diye bunu haber yapıyorlar. Şimdi ben Doğan Şentürk'ü merak ediyorum mesela. Doğan Şentürk'le ne bileyim şey konuşsa, Selçuk Tepeli WhatsApp'tan yazışsa, A Haber'de gelse, Doğan Şentürk'ün bu WhatsApp yazışmasını çekse, dese ki Doğan Şentürk yakalandı. Gerçekten bak, etik tartışması olarak merak ediyorum ben. Bu doğru olur mu acaba? Yani WhatsApp yazışması iki kişinin arasındaki yaptığı bir yazışmadır. Sen şimdi bu yazışmayı alıyorsun, gizlice çekiyorsun ve yayınlıyorsun. Şimdi buradaki tartışma şu, şimdi Doğan Şentürk diyecek ki Cüneyt'ciğim bunlar kamuya mal olmuş insanlar. Politikacıların yaptığı haberdir. Tamam yani bunu diyebilir ama bu hala benim bir, hem bir gazeteci olarak hem de bir Türkiye vatandaşı olarak çok da mantıklı bulmuyorum yani. Ben, sen yayınlar mısın böyle bir şey? Birisinin WhatsApp görüşmesini çeksek. Biz yayınlamayız mesela böyle bir şeyi. Yani etik olarak yayınlamayız. Yani şimdi buradan ben Nova ya da ne bileyim Doğan, bizi çok iyi arkadaşımız. Çok seviyoruz yani. Üstelik öyle haberler yapıyorlar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de yöneticisi yani şu anda. Ya ilginç bir tartışma bence. Ben yayınlamam ama şu anda onu gördüğüm kadarıyla Nal gayet yakalandı diye. Yayınlar. Daha önce de yaptılar bir iki tane şeyde. Mesela bir iki atama haberi vardı böyle WhatsApp'ta. İşte yani ona şöyle, şey yapılıyor. Grupta yukarıya gazetecileri alıyorlar ya, AK Parti grubunda. Ya tüm gruplarda grupta kameraman yukarıdan aşağı doğru telefonlara zoomluyor. Evet. Adam belki başka bir şey izliyor da. Oyun oynayanını gördüm. Oyun oynayanı var. Ya bilmiyorum, bu gerçekten şey bir tartışma. Acaba bu olmalı mı olmamalı mı? Benim çok içinden çıkamadığım bir tartışma. Bana sorsanız biz yayınlamayız. Bu şey anlamında söylemiyorum. Biz doğru yapıyoruz anlamında söylemiyorum. Ama dün o görüntüyü söyledince tamam ilginç, biz de konuşuyoruz. Bakıyorsun ya işte görüyor musun istekoz bilmem ne göndermiş şey yapmış herhal. Ama etik olarak da çok işin içinden çıkamadım yani Kenancığım. Mustafa Varank sağlara döndü gibi seçimden sonra. Mustafa Varank son dönemde, evet. Bak böyle bir suyu böyle şey yapmışlar burada. Venedik suyu. Aqua diye kağıttan yapmışlar. Yani. Plastik değil de. Anladın mı? Anladım. Karton. Şimdi CHP diyor ki ya burada 3000 tane ölmüş insanın oyu kullanılmış. Yüksek Seçim Kurulu bunu tekrar saysa. Erdoğan tabii atı alan Üsküdar'ı geçti dedirdim tabii. Geçmiş olsun. Özgür Özel de diyor ki ya kardeşim ya oradan komut veriyorsunuz şeye, Yüksek Seçim Kurulu'na. Yani bu Hatay seçimleri çok benim içime sinmedi. Gönül isterdi ki bir daha sayılsın. Net bir şekilde AK Parti kazanıyorsa da niye çekiniyorlar ki saymaya? Yani? Bir daha sayılsın şu, yani şey dediği ki yani. Şey, asıl sıkıntı 3000'den hariç geçersiz o 25 bin civarında, 20 ile 30 bin civarı arasında. Yani orada fark tabii, da 3 bin. Şimdi oradaki sıkıntı şu. Acaba vefatlardan dolayı, bir de şimdi Hatay'ın %61'i Hatay'ın içinde yaşamıyor. Kırsalda yaşıyor. Yani yer mi değiştirdi? Orada bir demagoji mi değişti? Seçmen mi değişti? O yüzden emin olamıyoruz. Yani şunu da söylemiyorum. Ya bizim yapay zeka böyle dedi. Bu kesinlikle budur da diyemiyorum. Bilmiyorum ya, Hatay'da çünkü diğer şehirlerden farklı bir değişim de oldu yani Hatay'daki deprem. Aslında şeyde mesela depremden sonraki seçimde sonra. 2023 seçimlerinde şöyle bir şey vardı. Hani insanlar da çok tepki göstermişti biliyorsunuz depremzedelere. Hatay'da 4 ya da 5 milletvekili çıkardı AK Parti. İnsanlar der ki yani o kadar deprem oldu, yardım gelmedi, o gelmedi, bu gelmedi. Nasıl olur da 4 milletvekili, 5 milletvekili çıkarır diye. Hatay'da bir AK Parti'nin oy potansiyeli var. Tabii farklı yorumlar da var. Yorumlardan biri de şu. Ya işte mevcut iktidar var. İktidarla belediye düzgün çalışılsa evler daha hızlı teslim eder. Herkes aslında kendini düşünüyor. Evin teslim süreçleri var. Ya orada ben şunu demiyorum ya. AK Parti YSK toplantısı başlamadan önce şu ifade kullanıldı. Grup toplantısında, canlı yayında
YSK Hatay konusunda son noktayı koydu. Toplanmadılar ki, nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır. Verdiğin talimatın itirafıdır. Torbaların içine dahi bakmadan. Sadece 3000 tane ölü seçmen oy kullandı diyoruz, listesini veriyoruz. Sadece YSK araştırma kararı verse, sandık başındaki imza föylerini istese sonuç ortaya çıkacak. O yüzden kapağını bile açmıyor. Açsa ölü seçmenin oy kullandığı gün gibi ortada. Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır senin. Bu yaptığınız iş seçmenin verdiği mesajı algılamamaktır. Bu yaptığınız iş yargıyı kullanarak darbe yapmaktır. Halk iradesini tanımamaktır. Evet, ara sıra donuyoruz, kusura bakmayın. O sırada da benlik görüntüleri giriyor çıkıyor. Cem Yılmaz geçen gün mesaj attı. Bir ara gösteriye gelsene dedi. Çok da gitmek istiyorum, gidemedik. Ama 5000. gösterisini yapmış. Ne kadar büyük bir başarı. Yani Türkiye'de 5000. kez seyircinin karşısına çıkıyorsun. Performans sergiliyorsun. Bu arada çok geçmiş olsun sevgili Cem'e. Gözünde sanırım bir şey çıkmış. %50 görme kaybı varmış bir gözünde. O da bir fotoğraf koymuş. O fotoğrafı Serenay Sarıkaya'nın New York'u sallayan göğüsleriyle eşleştirmişler. Cem de diyor ki ya kardeşim bununla alakası yok. Benim gözüm şey çıktı. Bakmadım bile ya. Şimdi sosyal medyada yaşayan insanlar var. Instagram'da oradan Twitter'a geçiyor, oradan başka bir yere geçiyor ve zannediyor ki herkes de böyle bir hayat sürüyor. Oysa insanların başka hayatları var. Ne bileyim, gidiyorsun. İşte bir yerde arkadaşlarına sohbet ediyorsun. Bir başka yerde bir şeyler oluyor. Başına bir şeyler geliyor. Ve ona göre de hiç bakmadığın zaman da bir şey paylaşıyorsun. Mesela Cem'in bu ikinci şey oldu. Daha önce de bayağı bir yoğun bir şey varmış herhalde. Ki Cem'in çok adeti değildir. Bir rakı kadehi paylaşmış. Tam da Ramazan'a denk gelmiş. 3 gün boyunca dövdü millet yani. Sen nasıl Ramazan'a şey yapmazsın? Bence çok boşluğuna geldiğine eminim yani. Hani yoksa ona duyarlı bir insan Cem. Ama şimdi de mesela adam gözüyle ilgili bir şey paylaşıyor. Şaşı bir adam fotoğrafı. Diyorlar ki bu Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesiyle ilgili. Şimdi gel de açıkla abi. Böyle bir ülkede delirmemek elde değil yani. Hadi gel bir açıkla. Açıkla. Cem Yılmaz. Ay Allah'ım ya. Şovuna da çok gitmek istiyorum ama kapalı kişi oynuyor. Artık ricacı olacağız yani şeyden. Kenan, şu anda konuşmadığımız ne var? Eksik kalan şu anda gündemde ne var? Türkiye neyi konuşuyor? İsrail nasıl bir tepkide bulunacak bu konuşulanlar arasında?